Kaç kişiyiz bakalım? 73 kişi var şu anda. 74 kişi. İşte yavaş yavaş gelenler var, gidenler var. Bir gidiyor, bir geliyor, öyle olanlar var. Bazıları sürekli burada. Evet, videomuzu seyrettiniz herhalde. Benim offline gönderdiğim videoları takip ediyorsunuz. Ben 3. haftayı yaklaşık hangi gündüz? Perşembe ya da çarşamba günü YouTube'a eklemiştim. Yani orayı takip ederseniz hem videoları 2 gün sonra YouTube'un bizi sıkıştırmasından kurtarırsınız beni. Çünkü çok fazla video yüklüyorum. Ve bazılarını ki online videoları özellikle gizleyerek koyuyorum ki işte sizin yüzleriniz, isimleriniz gözükmesin. Sadece size link atıyorum Mergen üzerinden. Orada da destek olmanız iyi olur benim açımdan. Var mı video ile ilgili bir sıkıntı? Yani konular aslında daha basit konular. Çok böyle ağır konular üzerinden gitmiyoruz. Var mı sorusu olan? Öncelikle onu sorayım. Hocam video ile ilgili sıkıntı yok da şeyi soracaktım. Ödev vermişsiniz de ödev hakkında biraz bilgi verir misiniz? Ne vermişim size? Sen bir söyle. Ödev yazıyordu orada. Evet. Vizeye kadar örnek soruları galiba. Tamam. Ne demek o? Vizeye kadar benim hem online derslerde hem offline olarak gönderdiğim derslerdeki çözdüğüm soruları, mesela bugün de çözeceğiz sorular. Bu soruların hepsini kağıda yazmanızı bekliyorum. Ne demek o? Yani sizin ekstra çaba sarf etmenizi değil, yani ekstra soru çözün şunu yapın değil oradaki mesele. Aslında altına da yazmışımdır illaki onu yazdıysam. Şimdi bir sürü ders olduğu için karıştırıyorum. Şunu yazmışımdır büyük ihtimalle. Bunu tekrar amaçlı size yaptırıyorum. Tekrar olsun gibi yazdırıyorum diye. Dediğimi zannediyorum. Demediysem de şimdi söylemiş olayım. Yani onları bir kağıda yazacaksınız. En kötü ihtimal fotoğrafını çekip. Bugün paylaştım aslında. Bunu da yazdım oraya. Yani Bir sıkıntı yok o konu hakkında. Son tarih şimdi vize ne zaman olacak ona? ya o dersleri bitirdiğim zaman siz vizeye gireceğiniz zaman hazır olacaksınız. Kendi onlara bakıp sınavınıza çalışacaksınız aynı zamanda. Mesele o zaten. Tamam. Yani vize ne zaman mesela atıyorum. Uyduralım şimdi bir zaman. Kasım'ın 5'i, 10'u diyelim. Kasım'ın 10'undaysa siz 9'unda göndermiş olun onların hepsini. Ya da 10'unda göndermiş olun. Fark etmez. Tamam mı? Ha, Yani anladım, zaten tamam. daha önce bitmiş olacak ders. Bir hafta önce bitmiş olduğu için her halükarda orada notlarınız elinizde hazır olmuş olacak. Tamam. Yani aslında Hocam. amacım şu, pardon sözünüzü kestim. Amacım şu, çalışmayanları da çalıştırmak. Böylece ödev yaptırarak. Çünkü ödevin de bir yüzdesi var. Oradan kâr etmiş olacak yapanlar. Hem de buradan öğrenmiş olacak. Bu yani. Buyurun. Kim bir şey söylüyordu birisi? Hocam ben Betül. Şimdi ben sizin bu PDF attığınız PDF'i kitap halinde kendime çıkarttım. Bir Tamam. kenarda ders sonunda siz bu dersi anlattıktan sonra kendim çalışıyorum. Siz anlatırken de bir kağıda karalama yaparak sizin anlatımınız üzerinden şey yapıyorum. Size göndereceğim şeyi bu kitap şeklinde çıkardığım şeyin üzerine çalışıp onu direkt atsam olur mu? Olur. Onun yani onun Tamam. resmini çekeceksin. Onu mu göndereceksin Aha, şimdi? Tamam. evet. Üzerine yapıyorsa sorun değil. Ama ben böyle çok karalıyorum bazen. Sen onları daha Yok. düzenli hale getirmiş olman lazım bir şekilde. O karalama mevzusunu başka bir deftere yapıyorum. Bu kitaba daha düzenli yapıyorum. Onu çekip atayım dedim. Olur. Hiç sorun değil. Yani bana düz Tamamdır. Çok. yaptığınızı gösteren bir şey. Sizin çalışmanız ya amacım o. Tekrar söylüyorum. Ben onları biriktirip koleksiyon yapmayacağım. Bana ne? Ne olacak onlar? Siz çalışın diye uğraşıyorum ben burada. Tamam mı? Tamam hocam. Çok teşekkürler. Neslihan bir şey söyleyeceksin herhalde. Neslihan Çolak. Hocam merhaba. Bir şey soracaktım ben. Yeni katıldım da derse. Evet. Bu soruları ne yapacağız? Bir Gmail atmışsınız da tam duyamadım. Son Mergen anda geldiği için. hesabında hepsi. Aslında tek yapmanız gereken benim o tanıtım videosuna da bakarsanız görebilirsiniz. İlk hafta videosuna da bakarsanız beni takip etmeniz gereken yerler. Daha sonra silin istiyorsanız, sevmiyorsanız beni. Sonra Instagram'dan, YouTube'dan ve Mergen'de dersin bağlı olduğu birinci hafta, ikinci hafta, üçüncü hafta bunlardan beni takip edin. Çünkü bazen oradan yayınlıyorum. Bazen Instagram'da aklıma geliyor işte videoyu paylaştım arkadaşlar ya da şu sorulara bakın diye oradan söyleyebiliyorum. Onun için takipte kalın. Bir şeyler ihtiyacınız olduğu zaman direkt ulaşabilin. Yoksa en kötü ihtimal Mergen'e sürekli bakmanız gerekiyor. Mergen'e bakın ya da. Mergen dediğimiz sistem bizim bütün derslerimizin her türlü içeriğini oluşturan sistem. Tamam mı arkadaşlar? Bir de en önemlisi belki de Twitter kullanıyorsanız İBF, Ohu İBF mi? Ohu İBF mi? Şimdi hatırlamıyorum şimdi tam olarak. Onu takip edin. Bir şey paylaşacağımız zaman da oradan yine ben paylaşıyorum. İBF'nin resmi duyurularını
bir şey olduğunda ya da bir sınav ya da ortak bir dersle ilgili bir şey ya da tatil neyse. Onlar da oradan paylaşılıyor. Onu da Twitter'dan takip etmenizde fayda var. Hocam bir şey sorabilir miyim? Sor. Sen de sor. Hocam bu ödevleri biz bir defter tutup deftere yazsak olur mu? Daha güzel olur. Daha güzel olur. Yoksa ondan hocam sonra böyle direkt A4 kağıdına mı yazalım? Ne diye isterseniz. O fark etmez. Yani resim çekerken ben sizin nasıl bir şey yazdığınızı bilemem zaten. Onu tamam hocam. Teşekkür ederim. Geçelim mi artık dersimize? Geçiyorum ben. Var mı bir soru daha mı? Hocam. Söyleyeceğim. Hocam öncelikle teşekkürler hocam. Seni biraz sorular soracağım hocam. Hocam ödevleri o iki mi sorular ama başka sorular var. Ödevler dediğiniz şey benim derste çözdüğüm sorular ve offline olarak gönderdiğim videolardaki sorular. Orada ne soruyorsam, ne çözdüysem onları bir kağıda çekmenizi ya da işte kitapta nasıl paylaşıyorsanız bir deftere de en mantıklısı deftere yazmanız. Ve sonra onları resimlerini çekip Mergen'e yüklemeniz. Kendi oradaki ödev görünen yere yüklemeniz. Sizin adınızda orada ödev gözükecek. Ben de gözüken ödevleri yaptı yapmadı. Puan vermiş olacağım otomatikman. Tamam mı? Yani Mergen'e yapacaksınız. Benim yazdığım şeyleri oraya aktaracaksınız soruları. Tekrar için bu. To review yani. Review yapmak için. Tamam mı Abdülfatih? Söyleyemedim ismini. Çok uzun. Teşekkürler hocam. Sağ olsun. Yine özelden yazıp sorabilirsiniz kafanıza takılan şeyleri. Türkçe ile ilgili sıkıntı olabilir bazen. Anlaşamamış olabiliriz. Özele yazabiliriz. Geçelim mi artık veya çok mu acil var mı? Yusuf bir soru mu soracaksın? Hocam bu bazen çözüyorsunuz ya. Evet. Onların çözümünü sadece yazsak, sonra fotoğrafını çeksek olur mu? Kitabı PDF olarak çıkardık da. Siz ders çalışın diye uğraşıyorum arkadaşlar. Nasıl isterseniz fark etmez. Bunlara biraz daha böyle çocukça gibi geliyorum. Sorun gerek yok. Nasıl çıkarırsanız, nasıl yazarsanız çok sorun değil benim için. Siz çalışın yeter. Çalıştığınızı istedim. Yani vizeye geldiğiniz zaman afallamayın. Yapabilecek halde olun. Oraya bana nasıl gönderirseniz gönderin. Önemli değil. Evet neyse tamam geçelim artık. Şeyi paylaştım. Şu anda ekranı görüyorsunuz herhalde. Kitabın kaçıncı sayfası burası? Bir saniye. Kitabın üstten baksaydık daha kolaydı. 23. sayfasındayız. Bölüm soruları diye bir yer var. Oradan en azından sistemi biliyorsunuz. Ben ders offline videoda konuları gönderiyorum size. Konuları anlatarak gidiyorum. Burada da mümkün mertebe ya soru çözeceğiz ya da işte küçük tekrarlar yapacağız. Yapmadığımız, söylemediğimiz şeyleri söylemiş olacağız burada da. Süreç böyle işliyor bu ders için. Şimdi birini soruda diyor ki aşağıdakilerden hangisi irrasyonel sayı değildir diyor. Neydi irrasyonel olmasını sağlayan şey ne? Yani şunu da sorabilirim. Bakın mesela matematik bu. Hoca sadece böyle şıkkı soracak. İşte altında ben şıkkı bulacağım, pat işaretleyeceğim diye düşünmeyin. İrrasyonel nedir, ne değildir diye de sorabilirim. Yani onların tanımsal olarak da karşılıklarını bilmeniz gerekiyor. Nedir mesela? İrrasyonel deyince ne anlıyorsunuz? Oranı olmayan sayılar. Oran şeklinde olmayan sayılar. Yani A bölü B şeklinde değil diyorsun. Yani rasyonel olmayan sayılar değil mi hocam? Rasyonel yani şimdi oran olmayan diyen arkadaş. Olmayanlar hocam. Oranı olmayan. Hocam. Evet. Ondalıklı sayılar. Ondalıklı sayılar. Ondalıklı sayılar irrasyonel miydi? 0.5. Rasyonel sayılar hocam onlar da. Rasyonel şekilde yazılabiliyor. Bu rasyonel. Bu rasyonel. Bu ne? Evet. Bu da rasyonel. 5 bölü evet. 10 yazılabilir. 1 bölü evet. 2 olur bu hatta. Bu da rasyonel. Bunlar rasyonel. Q ile gösterdiğimiz. Bir arkadaşımız rasyonel olmayanlar dedi. Yani bunlar değil o zaman. Bunlar değil. Tam sayı olmayanlar hocam. Tam sayı olmayan. 3 bölü 5 tam sayı değil. Hocam gerçek sayı olmayanlar. Reel sayı olmayanlar. Reel sayı olmayanlar. Her şey reel sayıdır ama. Her şey reel sayı. Abi hocam, şeklinde yazılamayan sayılardır hocam. Pay ve payda yazılamayan sayılar. Hani pay ve payda şeklinde yazılamayan sayılar. Yazılamayan ve sayılardır. Aslında yazılamayan ve sonrası yani yazılamıyorsa nasıl yazılacak bu? Ne demek yazılamıyor? Mesela 3 bölü 5'i ben nasıl yazabilirim? 3'ü 5'e bölmeye çalışalım. Kaç çıkar?
3'ün içinde 5 yok. 0 koydum. Buraya 0 bunu... koydum. Kaç ediyor? 0,6. Değil mi? Peki bu 0,6 sayısı irrasyonel mi, rasyonel mi? Rasyonel sayı. Tamam. Nereden ayırt edeceğim? Mesela ne olursa bu irrasyonel hale dönüşür? Ne olursa? Eğer köklü olsaydı, kökün dışına çıkmasaydı irrasyonel olmuş olurdu. O da çıkıyor. Kök 3. Kök 3 devirli de olsa çıkar hocam. Devirli sayıdan olmaz mı ya? Kök 3. Devirle alakalı bir şey. Mesela bakın 0,6. Bunun arkasına istediğim kadar 0 yazayım. Bir şey değişmiyor değil mi? Pardon, şu diğer tarafta sohbete mi bir şey yazılmış? Yoksa kaçırmayalım. Gelen giden olur. Sohbete değil. Birisi mi gelmiş? Şuradan birisi. Pardon arkadaşlar. Şu iki kişi daha gelmiş. Onları aldım. Şöyle 0,6'nın yanına istediğimiz kadar 0 koyalım. Nerede benim mouse? Ha, şu. 0,6'nın yanına istediğimiz kadar 0 koyalım. Bakın sıfırlar sürekli devrediyor. Aynı şeyi devrediyor. Değişmeden. Bunlar rasyonel sayılar. Ne olsaydı olmazdı? Mesela şöyle 0,6'nın yanında 5,4, 3,2, 7,6, 7,4. Yani bir türlü sonunu kestiremediğimiz şekilde devir olsaydı. Devir demeyelim de ona sonsuza kadar giden sayılar olsaydı. Buna ne diyorduk biz? Ne diyoruz bunlara? Aslında? Devirli sayı. İrrasyonel. Yani burada karşılığı. Şu anda rasyonel dedik ya bunlara. Şunlar rasyonelse. Bunlar rasyonelse. Bunlar da irrasyoneller. İrrasyonel. Rasyoneller diye isimlendirilecek. E tabi bunları nasıl ulaşıyoruz biz? Hepsini böyle bölüp mü bakacağız tek tek hocam? Bir bölüp bakalım falan. Artık belli bir şekle ulaştı zaten bunlar. Mesela şu örnekteki gibi. Mesela neyi biliyoruz biz? İlk önce cevabı bulalım. Cevap hangisi? Birini soruda. Kök 25. Kök 25 Adana. Tamam, Adana. Kolay zaten. Neden? Cevabı 5 çıkıyor zaten. 5 neden peki rasyonel bir sayıdır? Nasıl bölümlü şeklinde? İşte A bölü 5 şeklinde. 5 bölü 1 şeklinde. Aynen. 5 bölü 5 şeklinde yazılabiliyor. Peki kök 20, kök 15. Hadi E ile Pi tanıdığımız sayılar. Pi'yi biliyorsunuzdur. 3,14, 15 geçen yazmıştım aslında ama unuttum şu 3 mü 2 mi şöyle devam ediyor. Ve ne olduğu bir türlü belli olmayan şekilde ileri doğru gidiyor. Sonsuza doğru gidiyor bu sayı. E sayısı da ona benzer bir şey. 2,7 miydi? Ona benzer bir şey ve gidiyor. Bir sürü devamı var. Peki kök 15? 3,99 diye devam etmesi lazım. Tam 99 devam etmiyordur. Ama ne biliyorum ben? Kök 15 aslında kök 3 ile kök 5'in çarpımıdır. Kök 3 dediğim 1,7 civarında ve bir sürü devrederek işte ne olduğu belli olmayan devirlerle devam ediyor. Kök 5 de 2,2 civarında ve sonsuza kadar giden sayılar. Siz köklü sayılarda sonuç tam çıkmıyorsa zaten hepsi bu şekilde irrasyonel sayıları örnek olarak verilmiş oluyor. Kök 20'deki sorun ne? Kök 20'deki sorun ne? Kök 16 ile kök 25 arasında 4,5 gibi bir şey var. Ama sayıyı bana bir kısmını çıkarın oradan. Nereye çıkarabiliyoruz oradan? Çıkarabileceğimiz... Kök 4,5. 2,45. Kök 4 ile kök 5. Hocam kök 2'ye kök çıkar. Kök 4, 2'ye çıkar. Tamam. 2 kök 5. Tamam. 2 kök 5 diye çıkar. Yine 5'in biliyoruz ki 2 nokta devrediyor bir şekilde sonsuza kadar. Onun için bu da irrasyonel sayılara örnek olarak veriliyor. Yani A şıkkının cevap olduğunu oradan anlamış oluyoruz. Peki devam edelim. Şu kayda bastım mı ben bu arada? Pardon. Ben kayda basmışız. Şuradan birisi el mi kaldırmış? Orada mı kaldı? Yani yanlışlıkla en son kaldı. Tamam devam edelim. Peki. İkinci soru ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi rasyonel değildir diyor. Rasyonel değildir. Hangisi? Kök 3. Yani aynı mantıkla bir sayı yakalamaya çalışacağız. Değil mi? Kök 16 nedir mesela? Nasıl çıkıyor dışarı? 4 olarak çıkıyor. 4 diye çıkar. O da 4 bölü 1. Rasyonel. Bu zaten açık açık rasyonel. Rasyonel. Bu? Eksi 4 bölü 1. Rasyonel. Bu da zaten 1 bölü 7. Eksi olması artı olması yanında müsaade etmiyor.
cevap neymiş o zaman? Kök 3'müş. Yine bu da 1.7 civarında bir sayı. Bunlar da dediğim gibi bu kayıtları da ben şeye koyduğum için, mergene koyduğum için oradan görebiliyorsunuz. YouTube'u, direkt YouTube'u takip edenler bunu göremiyor. Çünkü bunları sizin yüzleriniz, yani ne derler, aşağıda isimleriniz HA, BK falan bile olsa görünmesini istemiyoruz. Onun için oraya YouTube'a gizli koyuyorum bu online çektiğimiz videoların kayıtlarını. Onları sadece mergenden size link atıyorum. Siz görebiliyorsunuz. Bilginiz olsun, tekrar söyleyeyim. Onun için mergeni de takipte kalın yani. Hiç oraya girmeden geçiştirmeyin. Tamam, bunu hallettik. Üçüncü soruyla devam edelim. Evet, peki. Şimdi 8'in eksi üçüncü kuvveti kaçtır? Demek ki süreç nasıl yazılıyormuş? 8'in eksi üçüncü kuvveti derken bu şekilde 8 üzeri eksi 3 demek istiyormuş. Böyle de yazsa, sol taraftaki gibi de yazsa bileceksiniz onun olduğunu. Yani siz şu sol tarafı ben bu şekilde yazı da yazsam bunu anlayacaksınız ne olduğunu. Peki ne yapacağız şimdi? Ne işlem yapıyor burası? Şu eksi ne yapıyor? 3 ne yapıyor? Bana 1 bölü 8'in kuvveti olmayacak mı? 1 bölü 512. Denizli değil mi? Sayı önemli değil. Çok sayı buluruz oradan da. 1 bölü 8 olacak. 2'nin 3. kuvveti diye yazarsın. O da olur. Ben eksi sormak. 1 bölüye çeviriyoruz. Eksi ne yapıyor? 1 bölü yapıyor. 1 bölü yapıyor. Aynen. Hiç değiştirmeyelim mesela. 3 yerinde dursun yine. 3 yerinde dursun. 8. Şimdi şöyle bir kesirli ifade, parantezin dışında da üs varsa her ikisine de. Ben şimdi yavaş yavaş gidiyorum. Hiç bilmeyenler olabilir, ilk defa gören olabilir, unutmuş olan olabilir. İyi bilenler için sıkıntı yok. Zaten kolaylaşıyor işler. Hem 1'in, yani burada 2 olsaydı 2 üzeri 3 olacaktı. 1 olunca 1 üzeri 3'ün bir anlamı yok. Onun için 1 geliyor. Ama 8 üzeri 3, şıklarda da zaten bilmiyorsak bile 8 üzeri 3'ü tek tek çarptık. 8 kere 8, 64, 64 çarpı 8 işte 512'dir demek için uğraşmaya gerek yok şık varsa. Ne yapacağız? Sayılara bakacağız. 1 bölü olduğu kesin. Yani şıklarda mesela şurada şu olsaydı 1 bölü 73 mesela 72. O zaman düşünürdük acaba 72 mi 512 mi diye. Zaten başka 1 bölü yok. O zaman D şıkkı cevabımız oluyor. Eksinin 1 bölü yaptığını unutmuyoruz. Peki. Aşağıda verilen işlemin sonucu kaçtır? Eksi 25. Bakın bu sefer eksi dışarıda. Parantezin dışında. O zaman 5'in karesi diye yazsak 2'ler gitse 5'in küpü oradan da eksi 125 olmaz mı? Yazalım. 5'in karesi yazalım. Sizin için kolaylık olacaksa, daha kolaysa onu yapalım. Ne oldu? Şimdi şunu biliyoruz artık. Şu özelliği biliyoruz. 5 üzeri m üzeri n ise, hocam siz bunları geçen hafta geçmiştiniz üzerine. Biz zaten liseden, ortaokuldan, ilkokuldan, her yerden biliyoruz. Bu ikisi çarpılıyordu. M çarpı n oluyordu. O zaman eksi 2 ile 3 bölü 2'yi çarparım ben. Eksiyi de en son işleme dahil ederim. 2'ler gitti. Eksi 5 üzeri 3 geldi. Peki şöyle mi diyor? Şu işlemi mi yapacağım ben? Eksi 5 üzeri 3 mü? Yoksa başka bir şey mi? Nerede bunun gerisi? Böyle mi yapacağım? Yoksa şöyle mi yazacağım? Eksi 5 üzeri 3 mü yapacağım? Ne farkı var bununla bunun? Bununla bunun arasındaki fark ne? Parantez içerisinde olursa 3 sayı eksi 7'ler. Evet. Hocam parantezin içinde olduğu için o artı olarak çıkacak dışarı ama bize eksi olarak çıkması lazım. O yüzden eksiyi alacağız. Yani bu soru için değil belki. Bu soru için aynı şey çıkacak. İkisi de aynı çıkacak ama hocam 3'ün kuvveti olduğu için yani tek sayı olduğu için aynı çıkacak. Aynen. Mesela karesi olsaydı eksi yettiler de. Evet. Aynen. Yani buradaki şu kısımda şunu diyor. Eksi 5, eksi 5 ve eksi 5'i çarp diyor. Peki şurada ne diyor? Burada ne diyor? Şurada. Neredeyse şey konuştu. Siz cevap verecekti ne diyor deyince. Eksi. Burada ne diyor peki? Eksi 5 çarpı eksi 5 çarpı eksi 5 mi diyor? Başka bir şey mi diyor burada? Hayır. Eksi 5 küpü. 5'in küpünü al önüne eksi geçmiş diyor. Eksiyi koy başa diyor. Ona hiç elleme diyor. 5'i 3 kere çarp diyor. Sonra eksiyi başına koy. Yani burada 125'i bul. Böyle eksi koy. Peki şurada ne diyordu? Eksi 5'i 3 kere kendisiyle çarp. Yani eksi 5 eksi 5 artı 25 ediyordu. Çarpı eksi 5. Burası eksi 125. Aynı sonuç çıkıyor olabilir. Ama bu şekilde ben size klasik bir sınavda yapıyor olsaydım bana gidip böyle yazsaydı öğrenci vermezdim puan. Sonucun doğru olsa bile.
sonuç doğru olsa bile. Çünkü klasik sınavlarda öyle bir şey yok. Üniversite böyle bir şey miymiş diye kötü kötü bakanlar varsa bilmiyorum orada içinden geçirenler. Hem kolay soru soruyor. Bakın bazen ben adınız ne diyorum? Birinci soru adınız soyadınız yazıyorum. Adam boş bırakıyor orayı. Yapmayın öyle şeyler. Yani adı soyadı diye soruluyorsa yazın. 5 puan bazen kolay olsun diye yazıyorum. Zorlu sınavlar oluyor. Ama çocuk adını soyadını yazmıyor. Evet. Devam edelim. Tabii sizinki zorlu bir sınav değil. Yani bilen için çok kolay. Matematikten şimdiye kadar zevk almamış insanlar olmuş olabilir, arkadaşlar olmuş olabilir. Onun için belki sıkıntı olabilir. Onda da tek yapmanız gereken videoları dinleyin. Ben elimden geldiği kadar açık ve net ve kolay yerlerden gitmeye çalışıyorum. Böyle çok abartı şeyler anlatmıyorum. Evet, aşağıdaki verilen işlemin sonucu kaçtır? Bunu yaptık mı? Yapmadık. Tamam. Yapmadık hocam. Tamam. Bir artılı bir eksili almayacak mıyız dördü? Nasıl? Bir artılı olarak bir de eksili olarak bir küçük eşit bir de büyük eşit olarak. Pardon. Şunun cevabını yaptık mı? Kaç çıktı? Eksi 25. 5 bölü 2. Eksi 25. Eksi 25. Tamam pardon. Dur. Tamam karıştı. Tamam. Yaptık. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Bakın mutlak değer sorusu. Mutlak değer konusuna kısmen giriş yaptı. Küçük bir yerde değindi belki. Belki de değinmedi. Hatırlamıyorum şimdi sizinle yaptığımız dersi ama kitapta. Ama ileriki bunlarda mutlak değerle ilgili çok fazla şey var. Onu biliyorum. Değinmediysek yapmamız gereken şey, bilen varsa hemen söylesin. Bir eksili bir artılı. Hocam dördü. Bir eksili bir artılı yapacağız. Bir küçük eşit, bir büyük eşit. X artı 3'ü de ortasına yazıp dağıtıp yapacağız. Tamamdır. Ama şunu unutmuyoruz. İki tarafa da, yani buradaki işaret neyse, küçük eşitse küçük eşit. Onu bozmadan ortadaki x artı 3 mutlak değerden kurtarıp bu tarafa yine 4 kısmını yazacağız. Peki işlem ne yapacağım şimdi? Ne yapmam lazım? X artı 3'ü bir eksi 4 tarafına bir de artı 4 tarafına yollayacağız. Eksi 7 bir arası olacak. Ne demek çok bu? Tam söylemedin ama. Tam söylemedin ne yapacağın şeyi. Hocam 3'ü bir sağ tarafa atıyoruz. Hocam 3'ü iki tarafa da dağıtmayacak mıyız? Nasıl dağıtacağız işte onu? 3'ü ne yapacağız? Birkaç hocam x'i 3'ü her iki tarafa da dağıtacağız. Yani 3, 7. Şu 3'ü yok etmemiz gerekiyor. Biz x'i yalnız istiyoruz. Değil mi? Yalnız istiyoruz. Bu 3'ü çıkarmak istiyoruz. Yanındakilerden kurtulmak istiyoruz. Bunu yapacaksak her iki taraftan da 3 çıkarmamız gerekiyor. Yani bu tarafta eksi 7 oldu. Burası x oldu. Burası da 1 oldu. Şimdi ne diyor? Kaç farklı değer alabilir? Bakalım. Eksi 7, eksi 6, 5, 4, 3, 2. Peki şey ne diyor? Yani ben şöyle devam edebilir miyim? 0, 1 mesela. Olur mu? Sıkıntı var mı? Hayır. Sıkıntı yok. Hayır hocam. Ne deseydi? Ne deseydi sıkıntı olabilirdi? Siz dahil olmasaydı. Ne olmasaydı? Dahil olmasaydı olabilirdi. Hocam eşitlik vermeseydi biri alamazdı. Şuralar dahil olmasaydı olabilirdi. Evet. Bir de çok önemli bir şey var. Belki sizin için çok sorun değil burada ama şu olabilirdi mesela. Yani şuraya x elemanıdır. Tam saydım. Eksi. Virgül, x elemanıdır z artı gibi bir şey olsaydı sıfırı yok etseydi oradan ortadan çıkarsaydı sizin için sıfırın olması sıkıntı olacaktı ama öyle bir şey demiyor. Peki şöyle bir ifadeyle karşılaşsaydık 2x artı cevabı bulduk mu bu arada kaç 9 mu 2 evet. 4 6 7 8 9 değil mi tamam şöyle bir şey olsaydı. Bu ifadeyi ne yapacaktık? Ve yine x elemanıdır tam sayılar, integers dediğimiz şey, sayılar. Nasıl çözeceğiz? İlk önce 2x'i yalnız bırakacağız. Sonra 2'ye böleceğiz her tarafı. Yalnız bırakmak için. 2'ye böleceğiz. Şimdi her taraftan eksi 1 aynı. Eksi 1 olacak. Sonra eksi 5, 2x, 3 oldu. Sonra işlemlerin hepsinin tersini yapıyoruz. İşlemlerin hepsinin tersini. Yani burada çarpım durumunda yok etmek için yanındaki x'i yalnız bırakmak için böleceğiz her iki tarafı. Her iki tarafı da. Yani eksi 2 buçuğa ne oldu? Eksi 2 buçuk x 1 buçuk. Cevap ne? 4. Kaç tane? 4 mu? Bakalım. Eksi 2 buçuktan daha büyük bir sayı eksi 2. Daha büyük bir sayı eksi 1. 0 var. 1 de var mı burada?
Bir de burada değil mi? Tamam. Dört tane oluyor. Peki. Evet. Eşitsizliklerde işlemlerde bu şekilde devam ediyoruz. Bir eşitsizlik sorusu daha. 6. Aşağıdaki verilen eşitsizliğe göre x aşağıdakilerden hangisidir diyor. Önce şıkları siz tabii defterinizde var ama biz şıkları görmeden gidelim. Şıkları görmeden gidelim. Peki cevaplarda hangisi olabilir diyor. Neler olabilir cevap? Mesela burada var mı bir cevap? Bu arada rasyonel bir ifade yazmamız gerekiyor. Yani A bölü B şeklinde bir ifade yazmamız gerekiyor. Böyle bir cevap bulacağız. Şu anda yazabilir miyim bir şey? Mesela ne bileyim 7,5 bölü 9 olur mu? 15 bölü 18 yazmayız. Şu anda diyorum. Şu anda payda 9 iken bir şey yazabilir miyim? Payda 9 iken yazamayız hocam da genişletmemiz lazım değil mi burada? Genişletmemiz lazım. Genişletelim. 2 ile genişletelim. Peki. Kaç etti? 14 bölü 18. 18 yapıyor hocam. Sol taraf. Pardon. 18. Tamam. Cevap ne şu anda? 15 bölü 18. Bir tane var değil mi burada? 15 bölü. Şıklarda bunu arayacağız. Şıklarda yok diyelim bu. Tekrar genişletme yapabiliriz. Tekrar genişleteceğiz. 3 ile genişleteceğiz bu sefer. 3 ile genişletiriz. 21 bölü 27. 28 şey 24 bölü 27. Neler olabilir? 22, 23. 22 bölü 27, 23 bölü 27. Şıklarda bunları arayacağız. Hiç olmadı daha da arttıracağız gideceğiz değil mi? Süreç böyle işleyecek. Evet. Bakalım şıklarda neler var? Evet, burada. Evet, 18'li ve 27'li şıklardan bahsediyor. Yani 14 neydi? 15 mi olabiliyor diyor. 18. Kaç? 9, 18, 2, 7, 14. 15 olabiliyor. 14 olamıyor. 22 olabiliyor muydu? Evet. Olabiliyordu. 24 olabiliyor muydu? Hayır. Olamıyor değil mi? Çünkü 23, 22, 23 olabiliyordu. Cevap B şıkkı burada. Evet. Peki. Devam ediyoruz. Aşağıda verilen işlemin sonucu kaçtır? Yine aslında bunlar çok basit sorular gibi ama ne? Çok gel güzel. Gelelim. Gel gelelim. KPSS'dir, ALES'tir. Başınıza gelen sorular işte. Yani bunlar aslında başka bir şey değil. Yani ilk sorular en azından. İlk 10 sorudan bahsediyorum. Ama sonrasında tabii. Kök 80. Şimdi ne yapacağım burayı? Kaç çarpı kaç? 16 çarpı 5. 16 çarpı 5. Peki. Evet. Bu kaç? 9 çarpı 5. 9 çarpı 5. Pardon. 9 çarpı 5. Dışarı çıkardım. 4 kök 5. 3 kök 5. 3 kök 5. Devam. 4 5. Tamam yaptık. Size derste bir şey, daha doğrusu offline derste bir şey anlatmıştım. İşte 17 ile 17'nin çarpımı gibi. Dikkatini çeken oldu mu? O konu. Ya da 15 çarpı 12. Baktınız mı? Seriden var mı? Bakmadık. Bakmadınız. Mesela 15 ile 12'yi kısa yoldan nasıl çarparım? Ya da 17 ile 17'nin cevabı kaç çıkıyor? 17'nin karesi kaç? İlk başta 10 ile 10'u çarpıp 100. Sonra 7 ile 7'yi 2 defa çarptı. Yetmedi. Daha var. Eksik olsun. Yani yapacağımız şey şu. Neyse seyrettiğiniz zaman da görürsünüz ama ben hızlıca geçeyim tekrar. 15'i böyle yazıyoruz. 12'yi böyle yazıyoruz. Bir sürü iki basamaklı her sayı için olur bu. Ama belli bir zaman sonra kafadan yapmaya başlayacaksınız bunları. 10 kere 10 100. 10 kere 5 50. 10 kere 2 20. 5 kere 2 10. Toplama her zaman daha kolaydır. Onun için 100, 150, 170, 180'miş. İşte 17 ile 17. 100, 170, 240. 7 kere 7 49. 289'muş mesela. 18, 324. Zaten sayılarla böyle biraz haşır neşir olduktan sonra emin olun çok daha rahat şey yapacaksınız. Bu sınavlarda başarılı olacaksınız. Önünüze gelen diğer sınavlarda. Belki birsiniz şu anda ya sınava daha çok var kafanızı karıştırmayın diyebilirsiniz. Ama öyle değil. Bir anda bitiyor bu okul. O zaman göreceksiniz KPSS, ALES'tir. Başınızın belaları çıkacak yine karşınıza. Evet aşağıda verilen işlemin sonucu kaçtır? Devam edelim. Eksi bir hocam. Neredeyiz? Hemen şuradan yap vereyim. Neyse. Eksi bir. Eksi bir mi çıkıyor? Bakalım. 48 kaç? Kaç çarpı kaç? Eksi bir hocam. Bana 16 çarpı 3. 16 çarpı 3. 16 çarpı 3. 75? 25 çarpı 3. 25 çarpı 3.
kök 3 var aşağıda. 16'ın 2 ne ediyor? 4 kök 3. 4 kök 3. 5 kök 3 diğeri. 5 kök 3. Kök 3'ler gitti. Kaç kalıyor? Bu bile sorun biliyor musunuz bazen? Yani hatırlayamayanlar ya bunları sadeleştirecek miydim? Arası çarpı olunca mı gidiyordu? Böyle mi gidiyordu? Yani bunun kök 3 parantezinde bir işlem olduğunu, şu tarafına yazayım. Kök 3 parantezinde bir işlem olduğunu, 4 eksi 5 şeklinde yazıldığını unutmayacağız. Kök 3'ler gidiyor ve eksi 1 kalıyor burada. Cevap da eksi 1 oluyor. Bu tür şeyleri de aklımızdan çıkarmayalım arkadaşlar. Peki bu soru 9. soruyu nasıl yapacağız? Hocam aşağıdan başlayalım. Çıkacağız. 8 bölü 5 çıkar hocam. 8 bölü 5 çıkar bunun cevabı. Peki soru şöyle olsaydı. 1 artı 2 bölü 1 artı 2 bölü 1 artı 2 bölü ... eşittir soru işareti. Ne yapacaktık? Yukarıdan başladık hocam. Aşağı doğru devam ediyoruz zaten. Nasıl yani aşağı doğru? Sonsuza doğru gidiyorsa 1 artı 2 bölü x yazarız. Nasıl yazarız? Eşitlerin karşı tarafına da x yazarız. Eşitliğin karşı tarafı bulmak istediğim şey. X. Evet. Nereye x yazarım başka? Aşağı kısma x yazarız. X artı 1 neden? Artı 2 neden? Bölü. Neden x yazarım aşağı kısma? X kareli bir ifade çıkacak. Oradan çarpımlarını ayırdığımızda sonucu verecek. Dur. Neden x yazarım? Neden? Neden buraya x yazabiliyorum? Sürekli tekrarlıyor çünkü. Yani. Tekrarlasın. X neydi? X şunu söylüyor. 1 artı 2 bölü diye giden bir şey. Oraya bakıyorum. 1 artı 2 bölü diye giden bir şey. Yani sonsuzdan bir tane çıkarınca bir şey değişmez. Yani sonsuz eksi 1'in neye eşit olduğunu bilmiyoruz. Sonsuzu bilmediğimiz için sonsuz eksi 1 de sonsuzdur. Ne olduğunu bilmiyorum çünkü. Sonsuzdan ne çıkarırsanız çıkarın. Hatta daha da kötüsü var. Sonsuz eksi sonsuz belirsizliktir mesela. Belirsizliktir. İşte onun için sonsuzdan ne çıkarırsanız çıkarın sonsuz. Yani bir tane bile çıkarsanız şuraya da x olacak. Sonsuza kadar gittiği için aynı şey zaten bu ifade. Sonra çözmeye kalıyor. 1 artı 2 bölü x eşittir x. Bunun çözümünü size bırakıyorum. Yaparsınız. Herhalde eksi 2'ye 1 çıkar büyük ihtimalle değil mi? Eksi 2 olsa 1, 0, eksi 2 gibi yani. Bakarsınız onlar kaç çıkıyorsa. İki tane eşitlik çıkabiliyor. Bu soruda da mesela bu soru için de yani böyle bir şeyin devamında da x elemanıdır mesela z x'i derse başka sonuç çıkabilir. X elemanıdır z artı derse başka sonuç çıkabilir. İki tane cevap varsa mesela. Ama hiçbir şey söylemiyorsa doğal sayılar ya da z diyorsa bir şey ifade değişmeyecek. Ben kaydı kapatacağım arkadaşlar buradan devam ediyorum derse. Şu bir iki sorumuz daha var. Çünkü çok uzun oluyor.